Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için Mesleki Çalışma Dönemi açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı ifadelerine yer verdi. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Çok şükür ki desteğinizle çocuğumu bu dönemde okula göndermem diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti. Ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde %80'in üzerine çıktı. TRT EBA kanallarının yayın hayatına salgın bitse de devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerimiz sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı şeklinde konuştu. Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerimiz sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı. Salgın sürecinde uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin evlerinden eğitimler verdiğini hatırlatan Selçuk, bu süreçte ailelerinin de onlara çok destek olduğunu belirtti. Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda hem kendilerini hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize, kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda öğrencilerinizin yüzüne, gözlerine bakın. Onlardan alın